Aferin benim canıma, benim canım dindar benim gördüğüm. Şimdi gelenekçi İslam hayata uygulandığında pratikte yaşanacak gibi değil. Yani gelenekçi İslam'ın din anlayışını tam yaşayan bence hiç kimse yoktur. Yani ne orada tarif edilen abdesti alabilirler, ne orada tarif edilen namazı kılabilirler, ne evde o şekilde oturup gezebilirler, ne sokağa öyle çıkabilirler. Yani hiçbiri mümkün değil. Ya kardeşim bak düşünün, abdest alırken, abdest yıkıyor, en yüzünü yıkıyor değil mi? Su sıçrar, gayet normal. O sıçrayan su galiz necaset oluyor. Şimdi galiz necasetin özelliği de, eğer bir su birikintisine veya bir suya rastlarsa, o su da tamamen galiz necaset oluyor. Yani zincirleme. O suyu yıkarken, eğer bir sıçrantı olursa o da galiz necaset oluyor. Yani içinden çıkılacak gibi bir sistem değil. Bir de abdest alırken nasıl su sıçramaz insana ya? Mesela Mahmut Hoca'ya muşamba gibi bir şey giydiriyorlardı abdest alırken, üzerine su sıçramasın diye. Şu eziyete bak ya. Nerede görülmüş böyle bir şey? İnsan aldığı abdest, duş alırsa su sıçrıyor, gayet normal. Yani eğer anlatmaya kalkarsam içinden çıkılacak gibi değil. Yani binlerce içinden çıkılmayacak madde var. Yani pratikte yaşanacak gibi değil. Neden bunu yapıyor? Şeytanın bir oyunu. Dini zorlaştırıyor ve böylece din yaşanmayacak hale geliyor. Kökten hallediyor kendi kafasınca. Üstelik dine karşı gibi değil. Çok koyu dindarmış görünümünde dini yok etmiş oluyor. Bak şeytanın zekasını görüyor musun? Dini akıl almaz zorlaştırıp hem prestij kazanmış oluyor, takva görünümünde, hem de dini yaşanmaz hale getirip yok etmiş oluyor. Bu oyunu kırdık biz. Ve kırmaya da devam ediyoruz. Evet, dinliyorum.